أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi Ramazan ayındayız. Dolayısıyla Ramazan'a özel olarak farklı ayetler okuyoruz. Biliyorsunuz insanların birçoğu Ramazan'da zekatlarını verirler. Sadakalar oldukça artar, insanların oruç sebebiyle dini duyguları diğer zamanlara göre daha fazla coşkulu olur. Bu sebeple biz de Ramazanlarda bu infakla ilgili ayet-i kerimeleri hatırlatmış oluyoruz sizlere. Bakara suresinin 261. ayetini lütfen açarsanız. Oradan okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله mallarını Allah yolunda harcayanlar كمثل حبة أنبتت سبع سنابل şöyle yazsın. Bir buğday, yani onların yaptıkları harcama bir buğday tanesi gibidir. Yedi başak bitirmiştir. Fî kulli sumbuletin mi'etu habbe, her başakta yüz tane vardır. Yani şimdi toprağa bir tohum atıyorsunuz. O tohum yedi tane başak bitiriyor. Her başakta da yüz tane var. Allah rızası için malını harcayanlar da aynen bunun gibidir. Yani Allah yolunda harcadığınız zaman toprağa bir tohum atıyorsunuz. Yani elinizden önce çıkıyor. Şöyle tohumu düşünün. Tohum attığınız zaman uzunca bir süre o tohumdan istifade edemezsiniz. O tohum öylece gider yani. Hatta çürüme tehlikesi de vardır. Uzunca süre ondan istifade edemezsiniz. Onu epeyce de harcamada bulunursunuz ayrıca. Tohum attıktan sonra sulayacaksınız, gübreleyeceksiniz. Onun ayrı kotlarını temizleyeceksiniz. Dışarıya karşı koruyacaksınız. Bir sürü hizmetler yapacaksınız. Sonra bakarsınız ki oradan yedi tane başak bitmiş. Her bir başağında yüz buğday tanesi var. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah istediği kişi için bunun katlarını verir. Yani 700'de kalmaz. Katlarını verir. Vallahu vasiun alim. Allahü Teala'nın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Onun için Allah rızası için yapılan harcama mutlaka size bu dünyada kazanç olarak döner. Ahirette de zaten kazanç olarak döner. Ama o şeyde olduğu gibi, buğdayı tarlaya atmakta olduğu gibi belli bir sabır dönemi geçmesi lazım. Yani harcama yap, ertesi gün git
o şeyi, kazancı toparla, pek olmaz. Olduğu da olabilir elbette. Ama olmaz, çünkü Allah-u Teala'nın kanunu böyle. İnsanlar birazcık sıkıntıya girecekler, biraz sabırlı olacaklar. O süre içerisinde kazanacaklar ve bu şeyler sabırla denendikten sonra Allah onlara ikramını yapacaktır. Şimdi şeyi düşünün. Yani önümüzde örnek olarak Peygamber Efendimiz var. Peygamberimiz biliyorsunuz Mekke'de can güvenliği tamamen ortadan kalktığı için izini kaybettirerek Medine'ye hicret etti. Çünkü Mekkeliler onu öldürmeye karar vermişler. Böyle bir insan Medine'ye vardığı zaman Medine'deki kabileler arasında genel koordinatörlük görevini üstlenmiş oldu bir çeşit. Şimdi bizde çok gelenektir. Peygamberimiz Medine'de devletini kurdu derler. Öyle bir şey yok. Çünkü Medine'nin bir yapısı var. İki tane Arap kabilesi var. Evs ve Hazret kabileleri. Dört tane de Yahudi kabilesi var. Kabile hayatı hakim. Araplardaki yerleşik geleneğe göre Peygamberimiz kaçkın. Yani ülkesinden kaçmış. Dolayısıyla orada en fazla bir sığıntı olarak kalabilir. Hukuki statüsü son derece bozuk. Ama o, Peygamber Efendimizin en büyük özelliği en kötü şartlarda en iyi sonucu almasıdır. Orada kabileler arasındaki anlaşmazlıkları gayet güzel bir şekilde kullanarak onların arasında koordinatörlük görevini üstlenmiş ve fiilen onların başı gibi hareket etmiştir. İşte şimdi Mekke'deki durumu düşünün. Bütün imkanlarını Allah yolunda harcamış Peygamberimiz ve ashab. Öyle bir harcama yapmış ki Medine'ye gelirken evlerini bırakmışlar. Ev eşyalarını bırakmışlar. Oradaki mallarını, şusunu, busunu, her şeylerini bırakmışlar. Kaçırabildikleriyle Medine'ye gelmişler. Yani onların Allah yolunda yaptıkları harcamalar çok fazla. E şimdi Medine'de bunun dönüşüne bakın. Medine'de onlar sefilleri oynamaları gerekirken öyle olmamış, şehrin hakimi konumuna girmişlerdir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bu dünyadan ayrılırken artık Medine'nin tam hakimi, çünkü oradaki Yahudi kabilelerinden üç tanesini kovmuş suç işledikleri için, ama bir Yahudi kabilesi kalmış. Çünkü o Yahudi kabilesi son derece uyumlu olan bir kabile. O kalan kabileden bir kişiye de Peygamberimizin vefatı sırasında zırhı rehindi. Ondan almış olduğu yiyeceğe karşılık rehin bırakmıştı. Diğerleri gitmişti. Vefat etti, yani Peygamberimizin vefatı sırasında, yani şeyde Türkiye'nin dört katı bir bölgeye hükmettiğini görüyoruz. E şimdi siz Allah yolunda yapılan harcamaların orada 1'e 700'ler, 7 binler, 7 milyonlarla çarpsanız bir neticesi olur mu? Yani hangi rakamla çarparsanız çarpın Allah'ın verdiği yine daha fazla gelir. Sonra öyle bir şey vermiş ki o insanlar gönülden bağlı olmuşlar. Ve onun arkasından da bütün dünyaya hakim olmuşlar. Onun için herkesin samimiyetine göre Allah-u Teala yapılan harcamalara belli bir şey veriyor. Tabii Allah yolunda malımızı harcarız, canımızı harcarız, bütün imkanlarımızı harcarız. Ama Allah-u Teala bunun karşısında bir şey verir. Fakat tıpkı tohumu tarlaya attığımız gibi belli bir bekleme dönemi vardır. Akşamında, işte o dönem sabır dönemidir. Her şeye rağmen hedefe doğru yürüme dönemidir. Şu şeyi çalıştırsana, biraz sıcak oldu burası.
اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذًا لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Mallarını Allah yolunda harcayanlar, mallarını Allah yolunda harcayanlar, sonra yaptıkları harcamanın arkasından incitme ve başa kakma olmayan insanlar. Bazı insanlar vardır ki iyilik yapar, arkadan söyler. Yani yaptığı iyiliğiyle, iyilikle övünür. Ya da karşı tarafında, karşı taraftan teşekkür bekler. Karşı tarafın ona karşı tavırlarının değişmesini bekler. Bu olmaması lazım. Çünkü yapacağınız iyiliği yalnız Allah için yapacaksınız. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyeceksiniz. İnsanlardan beklerseniz çok moraliniz bozulur. Çok rahatsız olursunuz. O zaman şöyle dersiniz. İyilik etme, babanın evine gitme dersiniz. Böyle dersiniz. Hani bir gelenekte söylenen söz var ya. Çünkü düşünün, Allah insanlara her şeyi verdiği halde insanlar Allah'a karşı teşekkür ediyorlar mı? Nankörlük ediyorlar. Çoğunluğu nankörlük ediyor. Ya Allah her şeyi verdiği halde Allah'a karşı teşekkür etmeyen sana teşekkür eder mi? O zaman öyleyse yaptığın her şeyi yalnız Allah rızası için yap. İnsanlardan da bir şey bekleme. Sana karşı teşekkür eden birisi çıkarsa o zaman de ki bu çok farklı bir insan galiba. Bu çok farklı bir insan dersin. İşte mallarını Allah yolunda harcayan, arkasından da başa kakma diye bir şey olmayan kimseler var ya, eziyette incitmiyor da karşı tarafı, lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katındadır. Şimdi biraz önce Allah yolunda harcayanlar dedi, şimdi orada bir rakam verdi, 1'e 700 onun katları, aşağıda rakam da yok. Allah için harcıyorsunuz, başa kalkmıyorsunuz, incitmiyorsunuz, yalnız Allah'tan bekliyorsunuz sevabı, bunların alacakları karşılık Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bunların üzerlerinde korku olmaz. Bunlarda korku olmaz. Ve üzülmezler de. Şimdi şöyle dikkat edin. Zengin zamanında fakir fukarayı kollayan insanlar vardır. Bu insanlar da elbette maddi sıkıntılara girerler. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu. Allah bizi her şeyle imtihan edecektir. Fakat o sıkıntılı günler, bunlar da çok rahat geçer. Bunlar da çok rahat geçer. Sıkılırlar ama bunalmazlar. Bakarsınız ki en zor anında Cenab-ı Hak bunlara bir taraftan bir açıklık nasip etmiştir. Onun için bunlarda korku olmaz, bunlar üzülmezler de, mahzun da olmazlar. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Bir güzel söz, bir bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha hayırlıdır. وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ Allah zengindir ve yumuşak davranır. İnsanlara karşı sert davranmaz. Yani Allah zengin olduğu halde, size bütün imkanları size verdiği halde, sizin başınıza kalkmıyor. Siz küçücük bir şeyler Cenab-ı Hakk'a karşı Allah'ın o sonsuz nimetleri karşısında zamanınızın çok az bir kısmını Allah'a ibadette geçirdiğiniz zaman bile siz çok şey yapmış şekilde kabul ediliyorsunuz. Aslında düşünseniz bir tek nefes almamızın karşılığını ödememiz mümkün değil. Bunu hastalara sormak lazım. Bir tek kelime söylemek için bir nefes veriyor, bir de nefes alıyoruz. Yani bir şükür demek için iki tane büyük nimet harcıyoruz. Dolayısıyla biz Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere karşı yeteri kadar şükretme imkanına sahip değiliz. Ama Allah azla iktifa ediyor.
Biz az bir şey yaptığımız zaman o çok sayıyor. Bak işte 1'e 700 sayıyor, daha fazla sayıyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ikramı çok. Ya eyyühellezine amenu, müminler, la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Sadakalarınızı başa kakarak, insanları inciterek iptal etmeyin. Yani şeye benziyor, tarlaya tohumu atıyorsunuz, attıktan sonra insanlar üzerinden yürüyor. İşte başa kakmadığı adamın tepesine vurduğun gibi tohumun üzerinden yürüyorsun. Yürüdüğü zaman aşağıda sıkışıp kalıyor, o tohum da gidiyor, oradan verim de alamıyorsun. Aşağıda çürüyüp kayboluyor. Evet. Bu şuna benzer. Kellezî yunfikû mâlehû riâ'en-nâs. Malını insanlara gösteriş için harcayan kimseye benzer. Ve lâ yu'minu billâhi ve yevmil-âhir. Gösteriş için harcamış. Allah ve ahiret gününe inanmıyor. Yani Allah'tan bir şey beklemiyor. Böyle bir insanın yaptığına benzer. Hani giderler bazıları gazinoya gider. Gazinodaki garsonlara paralar dağıtır. O paraları garsonlar fakir olduğu için dağıtmaz. Ben geldiğim zaman koşsunlar, bana ilgi göstersinler diye dağıtır. İşte abi falan diye başkalarının yanında ona özel bir muamele yapsınlar diye dağıtır. Tamam, belki o karşılığı alır veya almaz. Ama onun bütün arzusu gösteriştir. Bazı kimseler 3-5 tane çocuğa elbise giydirirler, gazetecileri ve televizyoncuları çağırırlar. Bu elbisenin kaç katı parayı da öbürlerine verirler. Ondan sonra reklam için falanca adam filan yerde şunu yaptı. E şimdi siz böyle yaparsanız diyor, bunlar yaptığınız sadakalar iptal etmiş olursunuz. Bu şunu gibi, femeteluhu, bunun örneği kemeteli safvanin, bir kaya parçasına benzer. Kaya parçasının örneği gibidir. Aleyhü turabun, üzerinde toprak olan bir kaya parçası. O toprak, o toprağa bir şeyler ekmişsiniz. Yani şeyler de vardır böyle. Önüne de duvarlar yaparlar. İşte küçücük bir alan oluşur. Orada ekim yaparlar. Ağaç yetiştirmeye çalışırlar. Bir takım şeyler, işte sebze ya da başka şeyler yetiştirmeye çalışırlar. Oraya bol yağmur yağmış, o toprak parçasını olduğu gibi almış götürmüş, atılan tohumlarda, verilen emeklerde hepsi geçmiş gitmiş. Fetarakavusal da o toprağı cas cavlak bırakmış. Yani o toprak gitmiş, kaya kalmış. La yaktirûne alâ şeyin mimma kesebû, kazandıklarından hiçbir şeye de sahip olamaz. O kadar çalıştı, gayret etti, toprak da gitti, tohum da gitti, işler her şeyde gitti ve sıfır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İşte yaptığınız iyilikleri başa kakarsanız, karşı tarafı incitirseniz, sizinki de böyle olur. Malınız da gider, hiçbir şey de alamazsınız. Ne Allah'tan bir karşılık alırsınız, ne başkasından. Başa kalktığınız için yardım yaptığınız insan size karşı kötü duygular içerisinde olur. Allah rızasını gözetmediği için de Allah-u Teala'dan size herhangi bir sevap gelmez. Vallahu la yehdil kavmel kafirin, Allah kafirler topluluğuna dirlik ve düzenlik vermez. Yani onları yola getirmez. Şimdi bu da kafir kelimesi nankör manasına geliyor. Zaten bütün kafirler nankördür. Yani Allah-u Teala'yı görmezlikten geliyor, Allah'ın nimetlerini görmezlikten geliyor. Şimdi şöyle düşünün, hepinizin hayatında bunun örnekleri vardır. Birisine iyilik yaparsınız, belli bir noktaya getirirsiniz, sonra aradan artık sizden iyilik tekrar iyilik görme ümidini kaybettikten sonra yolda rastlarsınız, selamınızı almaz. Bir başka yerde rastlarsınız, sizi tanımazlıktan gelir. Görür görmezlikten gelir. Böyle insanlar yok mu? Ne dersiniz ona?
Gözünle dizine dursun. Nankör. İşte kafirler de öyledir. Yani bütün kullandıkları, sahip oldukları her şeyi Allah vermiş ama Allah'ı görmezlikten geliyorlar. Tıpkı sizi yolda görüp de selam vermedikleri gibi. Sizi görmezlikten gelirler, onlar da Allah-u Teala'yı görmezlikten gelirler. İşte Allah böyle nankörler topluluğunu yola getirmez. Şimdi az önce bir şey söylemiştim, o ayet-i kerimenin açıklaması geliyor burada. Hani malını Allah yolunda harcayıp da karşı tarafı incitmeyen, nazik davranan insanlar da sıkıntı çekerler. Yani sıkıntısız bu imtihan dünyası olduğu için zaman zaman hepimiz, her insan maddi sıkıntıya da girer. İşte yakınlar, kendisi hasta olur, yakınları hasta olur, bazı kimseler ölür. Mutlaka çeşitli imtihanlardan geçeriz. E şimdi ayet-i kerimede hayır yapanlar işte 1'e 700 kazanırlar diye, daha da fazlasını kazanırlar diye geçti ya. Tabi bu 1'e 700, 1 lira verip de 700 lira alma şeklinde olmayabilir her zaman iş. Başka şekillerde de olabilir. Ama öyle olsa da her noktada insanların çektiği sıkıntılar vardır. Büyümenin önünde de çok ciddi sıkıntılar vardır. Mesela maddi olarak büyüyorsunuz. Şimdi şurada bir iş yeriniz vardı, bir fabrikanız vardı. Şu tarafta bir tane daha fabrika kurdunuz. Fakat küçücük bir sıkıntı, piyasada bir daralma meydana geldiği zaman bu iki fabrikada size yük olmaya başlar. Görüntüde çok büyük malınız var ama gerçekte de çok büyük sıkıntılarınız var olur. Öyle noktalara gelirsiniz. Şimdi böyle durumlarda Allah-u Teala ne yapar? Hayrı hasenatı yapan ve insanların başına kalkmayan, incitmeyen kişiler için. Bak burada diyor ki: "Ve meselullezine yunfikun envalehum ibtigaa mardatillah." Mallarını Allah rızası için harcayabilenler. Harcıyor, yalnız Allah'tan bekliyor, başkasından beklemiyor. İşte bunlar ve tesbiten min enfusihim, ve kendilerini de sağlamlaştırmak için harcıyorlar. Yani Allah rızası için vereyim ki benim de yerim sağlam olsun. Çünkü insan malı çok sever. Yaratılıştan mal çok sevilir. Küçücük bir çocuğun eline bir oyuncak verirsiniz, alamazsınız, öyle değil mi? Ve bu nereden biliyor bu malı? Yaratılıştan. Yaratılıştan. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde mal biriktirin emri yoktur. Zaten demesine lüzum yok ki Cenab-ı Hakk'ın, insanları biriktirir. İnsanların yapısı öyledir. Hep söylenen malınızı harcayındır. Hep harcayın. Dolayısıyla bu harcamayı da insanlar değişik şekillerde yaparlar. Kendi arzuları için harcarlar. Keyifleri, eğlenceleri için harcarlar. İhtiyaçları için harcarlar. Çok değişik harcamalar vardır. Harcamayı Allah rızası için yaparsanız o zaman ne oluyor? Ve kendinizi sağlamlaştırmak için, yani dini açıdan da sağlam hale geleyim diye yaparsanız, bunların yaptığı şey kemetheli cennetin bir rabbetin, bir tepe üzerindeki bir bahçe gibidir. Bunların iş yerleri tepe üzerindeki bahçe gibidir. Asabeha vabilun fe'atet ukuleha du'feyni. Yağmur yağar, ürününü iki kat verir. Yani piyasa açıldığı zaman çok para kazanır. Ürünü iki kat verir. Feillem yusibha vabilun, yağmur yağmazsa fatal. Yine bir çisenti olur. Kurumaz bahçe. Evet, iyi ürün veremez ama bahçede kurumaz. Mahvolmaz. Yani gene yürür işler. Yağımıza kavruyoruz Allah'a şükür dersiniz. Vallahu bima ta'melune basir. Allah ne yaptığınızı görmektedir. Şimdi düşünmek lazım. Bütün malın mülkün sahibi Allah'sa, ki öyle, o zaman biz harcamalarımızı
Allah için yaparsak, Allah rızası için yaparsak, o bize çok fazlasıyla döner, gerçekten öyle. Zaten Allah rızası için harcama yapanlar bunu hep bilirler. Hep bilirler. Bilirler ve harcamadan da çekinmezler. Bakarsınız ki bir sıkıntıya girmiş, fakat onun o girdiği sıkıntı daha sonra adeta sıkıştırılmış bir yay gibi olmuş olur. Bir şey yaptı mı eskisinden daha fazla yukarıya kalkar. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّتٌ Şimdi sizden kim ister ki bir bahçesi olsun? مِنْ نَخِيلٍ وَاَنَابٍ Hurmadan ve üzümlerden oluşan bahçesi olsun. Hanginiz istersiniz? Sen de istiyorsun. Peki. Şimdi herkes kendi adına konuşsun. Hepimiz isteriz diye söylüyorsunuz. İstiyorsunuz değil mi? Yani bak, hurma bahçesi var. Hurma burada pek olmayabilir ama üzüm olmuyor. Üzüm bahçesi var. Ya neyse, bu da buraya göre bir şey olsun. Bahçem var. Tecri min tahti el enhar. Şimdi ağaçlar sıra sıra dizilmiş, çok güzel ağaçlar. İşte hurma ağaçları, üzüm ağaçları ve diğer ağaçlar. İçinden de sular akıyor. İster misiniz? İstemeyen var mı? Yok. Ha, içinden sular akıyor. Akarsuyu var içinde yani. Fiha min kulli semarat. Orada sadece hurma ve üzüm yok. Vegane. Bütün meyveler var. Onun için üzülmene gerek yok. Hepsi var yani. Bütün meyveler var. Seçim için kendini zorlama. Her türlü meyve olan, içinden de sular akan bir bahçen var. Ha, üzüm şeker niyetine mi? Üzüm her zaman şekerden daha iyidir. Eskiden üzümle içiyorlarmış. Ben de şimdi içiyorum üzümle çay. Bu bir alışkanlık meselesi. Alışırsanız yaparsınız. Şimdi buraya kadar hepiniz istiyorsunuz da bakalım bundan sonrasını isteyecek misiniz? Ve ashabehul kibar. Artık yaşlanmış. Tamam. Artık yaşlanmışsınız. Bahçe gençken lazım. Bahçe genç. Biz de genç olduk. Hani sen mi anlatıyordun? Şeyde Rum kadın balıkçıya gitmiş. Evladım, balıklar taze mi demiş. Sen mi anlattın ha? Bu balıklar taze mi demiş. Canlı ablacığım, canlı. Evladım, taze mi? Canlı, daha yeni tutulmuş. Evladım, ben de canlıyım ama taze değilim demiş. Şimdi evet, şey, canlı ama ihtiyarlamış. Yaşlık gelmiş çatmış. Ve lehu zürriyetun duafa. Çocukları var ama hepsi de küçücük. Çalışacak durumda değiller. Yani o işi yürütecek çocuklar değil. Fe asabeha i'asarun. O bahçeye bir kasırga gelip vuruyor. Onu böyle büküyor. Bütün meyveleri yakıyor ve döküyor.
Tabii de yakıyor da fihi narun, o kasırganın içinde de ateş var yani ateş, ateşli bir kasırga. Ağaçları kurutuyor. Fahterakat, bütün meyveler yanıyor. Şimdi ister misiniz? Bu bölümünü istemezsiniz. Ha, o zaman düşünün. Şimdi Allah size, bak bu o bahçe Allah'ın verdiği bir imkandır. O imkanı yerli yerinde kullanırsanız, yerli yerine kullanırsanız, bu kasırga gelmez sizin şeyinize, bahçenize. Yani Allah rızası için harcayabilirseniz, olmaz. Harcayabiliyorsanız. Çünkü malı veren Allah. O da harca diyor. Sen kimin malından cimrilik yapıyorsun? Bu durum olmaz. O zaman ne olur? Yağmur yağdığı zaman bol nimet alırsın bir önceki ayette olduğu gibi. Yağmadığı zaman da en azından bir çisenti olur. Ağaçların kurumaz. Ama aksi takdirde ateşli bir kasırganın gelip ağaçları yaktığı gibi olur. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah ayetleri böyle açıklar. Belki düşünürsünüz. Bak, Allah rızası için harcamada bulunanların şey bahçelerinde kuruma yok. Yağmur yoksa da, yağmur yağmıyorsa da bir çisenti olur ve iş, yani dükkanınızda dersiniz ki yağmıyorsa da damlıyor dersiniz, değil mi? İş yürür. Ama öbür şekilde olursa, sen iyi durumdayken kimseyi gözün görmüyor, kötü durumdayken de kimsenin gözü seni görmez. Sen o zaman Allah'ın ayetlerini unuttun, şimdi Allah seni unutmuş gözükür. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah bunların işaretlerini böylece açıklar ki belki düşünürsünüz. Ya da ayetlerini size böylece açıklar, belki düşünürsünüz. Şimdi bir de şeyi açalım da bir örnek bulalım Kur'an-ı Kerim'de. Nun suresi 30. cüzde 29. cüz tabi. 30'dan bir önceki. 30-1. Ben de 565. sayfa yok 566 kalem 564 kalem suresi. Nun vel kalem. Evet. Burada 17. ayetten okuyoruz. İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneh. Şimdi yukarıdan buraya kadar anlatılan kişiler var. Söz götürüp getiren, yemin eden, alçak, ondan sonra böyle dedikodu yapan, hayra engel olan, yani kötü ahlaklı insanların durumu anlattıktan sonra biz bunları diyor büyük bir sıkıntıya sokmuşuzdur. Kemâ belevne ashabel cenneh, o bahçe ashabını da bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları ağır imtihandan geçiririz. Yani yıpratıcı şeyden geçiririz. اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِح۪ينَ Şimdi bir bahçeleri varmış. Bunun şeyle ilgili anlatılıyor. Sebebin üzülüyle ilgili çeşitli şeyler anlatılıyor. İşte babaları varmış. Bunlar üç kardeş. Babaları vefat etmiş. Babaları bahçeye gittiği zaman bütün fakir fukarayı çağırırmış. Herkesi de alıştırmış. Önce onları razı edermiş.
Sonra da kendi artanını da alır getirirmiş evine. Allah-u Teala da bol veriyor tabi bunlara. Şimdi babaları ölünce bunlar kendi aralarında yeminleşmişler. Ya şimdiye kadar Allah rahmet etsin babam bunları epeyce alıştırdı. Biz şey yapmayalım. Sabahleyin erkenden gidelim. Millet uyanmadan mahsulü alıp gelelim. Oraya herkes yığılmasın demiş. Anlaşmışlar. Yeminleşmişler. Bak kimseye söylemek yok ha. Söz mü söz? Yemin et. Vela yestesnun ama hiçbir istisna yok. Yani şimdi mahsul tamamen yetişmiş. Toplayacaklar. Mahsula bir şey olacağına dair en küçük bir endişeleri yok. Dolayısıyla inşallah Allah nasip ederse falan gibi söylemiyorlar. Artık tamam. O kesin. Almaya gidiyorlar artık. Burada şey olmaz. فَتَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ Bunlar evlerinde uyurken gece Allah tarafından orayı dolaşan bir bela, bir musibet geldi dolaştı. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ O zaman o bahçe kapkara oldu. Yandı yani. Artık bahçenin o hani öbür ayette vardı ya bir kasırga, ateşli bir kasırga. İşte onun gibi bir şey geldi ve bahçenin bütün meyvelerini yaktı. Sanki o toplanmış gibi meyve kalmadı bahçede. فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ Şimdi bunlar uykudayken bu olay olmuş, olup bitenden haberleri yok. Şimdi sabahleyin kalkmışlar birbirlerine sesleniyorlar. O ne, o ne? اَنِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِم۪ينَ Eğer toplayacaksanız, tabi bu sarim dediğine göre, kessarim, onu aynı birbirine benzer mana verelim. O gece oraya bir şey geliyor, bütün meyveleri aşağıya indiriyor ve yakıyor. Ağaçlara baktığınız zaman sanki meyveler toplanmış gibi. Aşağıdakinde de bir şey yok. Zaten o yani dökülmüş olanlardan da istifade etmek mümkün değil. Diyorlar ki eğer bugün toplayacaksak erken çıkalım. Birbirlerine şey yapıyorlar. Hadi erken. Gecikmeyin. Ayak süründürmeyin. Çabuk. Evet. Fentalaku ve hum yetekafetun. Gidiyorlar ama birbirlerine karşı şey, aralarında fısıldayarak konuşuyorlar böyle sessizce. Hani gittiklerini de anlamasınlar diye kimse. Aman kimseyi uyandırmayın. Ella yedhulenneha liyevme aleykum miskin. O bahçeye bugün bir yoksul gelmesin. Kimse gelmez. Ve gadev ala hardin kadirin var güçleriyle de hızlı bir şekilde bahçeye doğru gittiler. Çok çabuk gidiyorlar ki kimse görmez. Yani birisi uyanır, görür, diğerlerine haber verir. Olmasın diye. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَضَالُّونَ Bahçeyi görünce Allah bura bizim bahçe değil mi? Yanlış geldik galiba. Kesin yanlış gelmişizdir. Bakıyorlar hiçbir şey yok. Eyvah! بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Hayır hayır diyorlar burası bizim bahçe. Allah bizi bu nimetten mahrum bıraktı. Cezamızı gördük. قَالَ اَوْسَطُهُمْ O üç kardeşten ortancaları söz aldı dedi ki اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ Ben size demedim mi?
Yani tesbihde bulunsaydınız, yani Allah ne demişse ona göre hareket etseniz demedim. Tesbih çünkü emre hızla koşmak manasında. Yani Allah'ın dediği gibi hareket edin dememiş miydim? Olsun, fakir fukaranın hakkını da verelim, şunu da yapalım, bunu da yapalım dememiş miydim? قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا dediler ki Rabbimizin hiçbir eksiği yok. Bu cezayı biz hak ettik. اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ biz gerçekten zalimlik ettik. Niye biz böyle bu fakir fukaranın hakkını vermek istemedik ki? Tüh. Bakın, kendilerinin de olmadı, fakirin de olmadı. Her şey gitti. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ birbirlerine döndüler, o onu suçluyor, o onu suçluyor. Sen sebep oldun diyor, o diyor niye ben sebep olayım, sen sebep oldun, o onu ayıplıyor, o onu ayıplıyor. قَالُوا يَا وَيْلَنَا diyorlar ki vay, vay başımıza gelenler. اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ biz çok aşırı davranışlar yaptık, çok yanlış yaptık. عَسَى رَبُّنَا اَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ belki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biraz sabırlı olalım. Biz Rabbimize yöneliyoruz. Yani hatalarını anlamış, tevbe etmiştir. كَذَٰلِكَ الْعَذَابِ işte azap böyledir. İşinizi yaparsınız, yaparsınız, tam sonucu almaya gelirsiniz, elinizden kaçır. İşte asıl azap böyle. Ve le'azâbul âhireti ekbar. Bir de ahiret azabı vardı ki o çok daha büyüktür. Lev kânu ya'lemûn. Bunu bir bilselerdi. Şimdi ben bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman bir köy var. Bildiğim bir köy. Adı Ballıköy. Şimdi o köyde daha önce bal yetiştiren bir zat bunu, yani canlı şahitleri anlatıyor. Petekleri açtığı zaman köyde her aileye bir petek veriyor. Ondan sonra da epeyce de satıyormuş. Bayağı zaten köyün adı Ballıköy olmuş ondan dolayı. Ondan sonra herhalde ben zannediyorum onun çocukları bu şey gibi davrandılar ki şimdi yiyecek balları yok. Ya da çok az. Yani satacak çok az balları var. O zaman tonlarla bal satıyorlarmış. Hem de eski Karakovan döneminde. Şimdi bu kadar teknik gelişti. Bir şey yok. Yani yiyecek balları pek yok. İşte insanlar hep kendi akıllarıyla işi halledeceklerini düşünüyorlar. Esas işi halleden Allah-u Teala'nın koyduğu kurallardır. Dolayısıyla siz bakın Allah rızası için harcama yaptığınız zaman mutlaka eliniz boş kaba gitmez. Mutlaka gönlünüz rahat eder ve mutlaka işlerinizde bir açılma olur. Mutlaka daha fazla gelir. Ben takip edin bunu, görenleriniz mutlaka çok vardır, denemişsinizdir. Daha önce anlatmıştım, benim başımdan geçen bir olay. Ben İstanbul Müftülüğü'ne gelmiştim. Orada baktım ki, müftü yardımcısı arkadaşlar, müftü, yani o müftülüğün üst katındaki kişilere o kadar çok misafir geliyor ki, sabahtan akşama kadar her gelene bir çay ikram ettikleri zaman zaten maaşlarının yarısı gidiyor. Gelir de yok. Şimdi İstanbul Müftülüğü şeye benzer. Yüksek dağlara benzer. Belli bir metreden sonra ağaç bitmez. Şimdi herkes bakar orayı görür ama oraya gitsen orada duramazsın. Soğuktur, rüzgardır, suyu yoktur. Hiçbir şeysi yoktur. İstanbul Müftülüğü öyle bir yer. Benim kaldığım zamanlar öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum. Ama dışarıdan herkes orayı çok iyi görür ve herkes oradan bir şeyler bekler. Doğrudur da gerçekten. O yukarıdaki dağlardan küçücük bir su çıksa hemen aşağıya kayar.
Orada bir tane herhangi bir tane güzel bir taş olsa o da aşağıya yuvarlanır. Yani kendine kalmaz. Ne varsa aşağı gider. Şimdi orada dedim ki, işte biz de fetva falan veriyoruz. Ya dedim, şu çaycıya söyleyeyim de üst kata getirdiği çayların paralarını onlardan almasın, o parayı ben vereyim. Tamam, öyle oldu. Bu defa aşağıdaki memurlar da israf etmesinler diye her birinden sembolik olarak 1 lira para almasını söyledim. Yani o 1 lira çok sembolik ama israf etmesinler diye söyledim. Şimdi bir müddet sonra çaycı geldi, dedi ki hocam, aşağıdakiler, memurlar hiç para vermiyorlar. Niye müftü yardımcıları para ödemiyor da biz ödüyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki Abdülaziz Hoca diyor kardeşim, bunlardan bir şey yaptığımızda gidin Abdülaziz Hoca, yok biz de vermeyiz. Şimdi bizim de tabi bundan herhalde en 30 sene ya da 29 sene önceki bir durum mu söylediğim. Benim de canım sıkıldı. Tamam dedim. Herkesten para al dedim. Şimdi o zamana kadar bu ödediğim paralar bir şekilde bir yerlerden böyle damla damla neyse geliyordu. Hiçbir sıkıntı çekmeden ödüyordum. Vallahi ondan sonra tek kuruş gelmemeye başladı. Kuruş yok. Ve kendi kendime dedim, sen kendinden mi zannediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun dedim yani. Kendini ne zannediyorsun? Sanki bunu sen kendin şey yapmışsın. Ondan sonra iyi bir tevbe ettim. Sonra tekrar başladım, dedim tamam aşağıdakilerden dağılma dedim. Bundan sonra tekrar açıldı. Şimdi birisi fetva sormaya geliyordu, bir 10 lira bırakıyordu mesela, onu koyuyordum bir kenara. Zaten bir fazla da para gelmiyordu. Kaç kuruşluk çay içiliyorsa o kadar para geliyordu. Daha fazla da gelmiyordu. Şimdi şu anda bizim bu vakıfta da öyle yani. Vakfın aylık geliri 350 liradır. 350 Türk lirası. Ama aylık gideri 20 bin lira civarındadır. Her ay. Şimdi kağıdın üzerine bakarsak, bazen bu arkadaş ki hocam para varsa şey, kardeşim para varsa diye olur mu? Olmayan şeyin hesabı yapılır mı? Sizin ihtiyacınızı söyleyin. Boş verin sonra. Ondan sonra bakıyorsunuz ki ay başı oluyor. İşte bugün ayın 3. günü, Allah'a şükür herkes maaşlarını aldı değil mi? Hamdolsun. Bakıyorsun ki oluyor, bir şekilde yürüyor. Ha, kasanı açtan 5 kuruş para yok. Para olmuyor ama yürüyor. İşte şimdi ama siz kendiniz bu iş bendendir, ben olmasam bu iş yürümez falan derseniz siz de apı yutarsınız, o müessese de batar. Kendinizi asla öne almayacaksınız. Allah rızası için işinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Allah rızası için yapıyorsanız Cenab-ı Hak sizi mahrum etmez. Her zaman da öyle. Şimdi geçen de bu Mehmet Hoca diyor ki bir fetva sordu. Diyor ki ya diyor aslında diyor hayır hasenatı fakirlerin yapması lazım. Çünkü onların para ihtiyacı var. Bire 700 bundan daha iyi bir kar olur mu? Zenginlerin zaten para ihtiyaçları yok. Onlar onun için pek de yapmıyorlar. Halbuki aslında işin esası öyle değil. Fakirin para ihtiyacı olmaz. Gerçekten bunu şaka olarak söylemiyorum. Paraya asıl ihtiyacı olanlar zenginlerdir. Çünkü o kadar çok giderleri vardır ki. Siz onlar rakama bakarsınız, dudaklarınız uçuk olur. Ya bir adamda bu kadar para olur mu dersiniz. Bir de giderlerine baksanız aman 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 beni bu işe karıştırmayın dersiniz. Şimdi dolayısıyla her şey ortada. Huzurlu bir hayat yaşamak isterseniz yapacağınız şey bu hayatı yaratanın gösterdiği gibi yaşamaktır. Yaratan da diyor ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz, yani size verilen talimata uygun davranırsanız mutlaka artırırım diyor. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ
inne azabi de şedid. Ama bir de nankörlük yaparsanız şunu da bilin ki benim azabım çok şiddetlidir. Tabi o azap da hemen akşamdan sabaha olmaz. Şimdi En'am suresinde en son okuduğumuz ayetler vardı. Onları bir şey yapayım da orada bir görelim. Ben bir bulayım önce. Dur. En'am 43. Hatta isterseniz 40'tan başlayalım. Kul araeytekum. De ki kendinize baktınız mı? İn etakum azabullahi. Size Allah'ın azabı gelse. Ev etetkumus sa'atu. Ya da o kıyamet saati gelse. Ağirallahi ted'un in kuntum sadikin. Eğer haklıysanız söyleyin. Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Şimdi kendi durumunuza bir bakın. Ve düşünün. Bir Allah'ın bir azabı geldi. Başkasına yalvarır mısınız o zaman? Aman ya Rabbi beni kurtar dersiniz. E o zamana kadar niye Allah'ı hatırlamıyoruz? Efendim? Tehlike yok bu. Ondan sonra haklıysanız söyleyin. Yani kıyamette geldi. Kime yalvaracaksınız? Sadece Allah'a yalvaracaksınız. Bel iyyahu ted'un. Yalnız onu yardıma çağırırsınız. Feyekşifu ma ted'un ileyhi inşa'e. Eğer Allah giderecekse sizin duanızı kabul eder, sıkıntınızı giderir. Velestum bi akhidihi illa en tu'midu fih. Gözünüzü kapamadan siz onu almazsınız. Yani isteyerek almayacağınız, beğenmediğiniz malları Allah yolunda vermeyin. Madem Allah rızası için veriyorsunuz, iyisini verin. Ve'lemu şunu da bilin ki ennallaha ganiyyun hamid. Allah zengindir. Ve yaptığında güzel yapar. Yani Allah bu insanları size muhtaç ediyorsa haşa Allah'ta olmadığı için değil ki, bu bir imtihandır. Bir hadis-i şerif var. İşte bir hadisi kutsi olarak geçiyor. Bütün insanların istedikleri şeylerin tamamını onlara versem, benim mülkümden bir iğnenin denize sokulup çıkarıldığı zaman iğnenin oradan eksilttiği su kadar bir şey eksilmez. Herkesin istediğini versin. O zaman vermiyorsa bu bir imtihan yerisidir. Bu dünya böyledir. Birisini zengin yapar, birisini fakir yapar, birisini güçlü yapar, birisini zayıf yapar. Ve imtihan böyle yürür. Hangi ayet? Peki Rabbiniz rahmet hazretleri sizin sahip olsaydım yine de acımaktan korkardınız. Şehitten ise kötü müydü? İnsanoğlu yapı olarak cimridir, evet. Doğru. İşte o cimriliğimizi yenmemiz lazım. Kime karşı cimrilik yaptığımızı görmemiz lazım. Allah'a karşı cimrilik olur mu? Bütün malın sahibi o. Eşşeytanu ya'idukumul fakr. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Ve ya'murukum bil fahşâ ve çirkin şeyler yapmanızı ister. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadlan. Allah da size kendi katından bir bağışlama ve ikram vaadinde bulunur. Vallahu vasiun alim. Allah'ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Yani şimdi mesela size bir hizmet anlatılır, bir hayır anlatılır. Ya bir fakir görürsünüz, bir muhtaç görürsünüz. Dersiniz ki ya şuna şöyle bir 100 lira vereyim dersiniz. Ondan sonra
Şeytan hemen başlar. Tamam ya, 100 lira ver de. Sadece orası yok ki. Herkes var kardeşim. Yani senin bir sürü yardım edeceğin yerler var. Sen gel buna yarısını ver. Şimdi hemen anında yarısı gider. Ondan sonra da der ki, ya kardeşim düşünsene, senin gibi buraya 100 kişi yardım etse bu adam olur zengin. Onun için gel sen bunu 25 yap. İndirir. En sonunda da sen daha sonra yaparsın. Sen daha sonra yaparsın der. Şimdi camiden çıkarken bir bakın. Yerinize otururken epey bir para vermeye karar verirsiniz. O para vermenin yanına geldiğiniz zaman çoğusu birkaç metre açığından gider. Ben daha sonra veririm der. Vermez tabi. Verse o anda vermez. Yani şeytan böyle. Ya kardeşim sana lazım. Bir sürü şey var. Bir hayır hasenat yapmaya kalkın da, bir iyilik yapmaya kalkın da size engeller çıkmasın. Hiç mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Yani aklınızdan çıkarın bunu. En sevdikleriniz, hiç beklemediğiniz kişiler önünüze engel çıkarırlar. Kardeşim yapma ya, alemin şeyi sen mi kaldın? Yap falan. Artık her türlü şey söylenir. Bu da şuradan zaten sık sık okuyoruz ya. Şeytan nerede bulunuyordu? Doğru yolda. Kaç çeşit şeytan var? İnsan ve cin şeytanı. Cin şeytanı nasıl kovulur? Euzubillahimineşşeytanirracim dersin. İnsan şeytanı? Kapıdan kovsan bacadan girer. Şimdi dolayısıyla siz hayırlı bir iş yapmaya başlayın da bakın ki ne engellerle karşılaşıyorsunuz. Ne engellerle karşılaşıyoruz ise başarılı olanlar bu engelleri önemsemeyen insanlardır. Mutlaka çıkacaktır engeller. Ve size bir sürü şeyler, hiç olmayan ihtiyaçlar ortaya çıkar. Ya işte şimdi torunuma da bir ev yaptırayım da. O da ihtiyaç. Yarın büyüyecek, evlenecek. Biraz da bankaya onun için para koyayım. Güzel de sen kendin için ne koyacaksın? Bir kere Allah rahmet etsin, vefat etti şimdi Türkiye'nin böyle kalburüstü sanayicilerinden bir tanesi. Bundan epeyce bir zaman önce onu bir iş yerini ziyarete gitmiştim. Dedi ki, hocam dedi, yıllardır hayalimdi, Allah'a şükür gemi de satın aldım, artık gemi taşımacılığı da yapıyoruz. İşte şöyle bir firmamız oluştu. Ondan sonra işte şeyimiz, sermayemiz şu noktalara geldi. İşlerimiz böyle oldu falan filan anlattı. Epeyce anlattı. İyi, ne kadar güzel dedim. Ahiret sermayen ne kadar oldu dedim. Ahiret için hangi yatırımlarını yaptın? Müslüman zengin olması lazım hocam. Dedim, ben hiçbir yerde okumadım, hiçbir ayette görmedim Müslüman zengin olması lazım diye bir şey görmedim. Sen nerede gördün dedim, bana bir söyler misin? Ya işte Türkiye'nin en büyük zengin, biz onlarla yarışmalıyız, şu bu falan. Bak, senin inandığın peygamber, az önce de anlattım ya, vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 katı yere hakimiyet kuruyordu ama zırhı bir yiyecek karşılığında şeydi. Reyindi. Müslüman, Müslüman olmalıdır. Birinci şey bu. Tamam, Allah için ne yaptın? Allah için ne yaptın? Önemli olan o. Bak dedim, şimdi sen vefat et, ve genç yaşta da öldü. Allah rahmet etsin. Şimdi sen dedim vefat etsen, bu mal kimin olacak dedim? Benim evladımın dedi. Aa bak, öyle bir iş yap ki öldüğün zaman da senin olsun dedim. Bunu bırak demiyorum, sakın bu iş devam etsin, ayrı bir konu. Ama onu da ihmal etme. Yapacağız edeceğiz falan dedi. Sonra işte Cenab-ı Hak şeyini gösteriyor.
Bir öğrenci geldi. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. Çok tanıdığım birisi. Buna telefon ettim. Dedim böyle bir öğrenci var. Ona yardımcı olurum. Tabii hocam hemen gelsin. Gönderdim. İş yerinin içerisine içeriye sokmamış. Ve çocuğu üzücü bir takım haberler göndermiş. O da çok onurlu birisi. Kahrolmuş geri geldi. Ne olacak? Şimdi onların iş yerini bulunduğu yerlerden arada sırada geçiyorum. Bomboş dükkanlar, koskoca bir han. İçerisinde belki vardı ama aşağıdaki dükkanda bir şey yok. Epey zaman ama yukarıda bir şey var mı bilmiyorum. Evet, işte böyle. Neyse. Tabii bu konuda söylenecek çok şey var. Bir de faizle sadakayı da karşılaştırmak lazım. Onu daha sonraki derslerimize yapalım inşallah. Sorulan sorular var. O sorulara cevaplar verelim. Burada olunca teneffüs yapma imkanımız yok. Çünkü dolaşacağınız yer yok. Burada sadece şey yapıyorsunuz. Su koyuveriyorsunuz. Hepinizin suyu çıkıyor şu anda görüyorum. Benim de çıkıyor mu? Bende de var. Şimdi bakalım sulara. Bir şey sulara değil, sorulara. Geçen hafta sorulan sorular ne oldu? Birisi burada mı? Ha. Belki onu unutmayalım da. Herhalde birisinin şeyi bitmedi, araştırması değil mi? Tamam. Yüce Allah insanı yaratmış ve melekleri de bu yarattığı kula secde etmelerini yani tasdiklemelerini emretmiştir. Tasdiklemeyi nereden çıkarıyor bunlar ya? Şimdi acayip şeyler var. Rastlıyorum. Millet şey okumaya, meal okuyor. Tamam. Kendisi meale uyacağına meali kendisine uyduruyor. Bakıyorsunuz ki öyle acayip yorumlar çıkarmışlar ki hayret ediyorsunuz. Ya meal okumasını okuyun da lütfen yorum işini bırakın. O yorum işi sizin işiniz değil. O ancak bilenlerin işidir. Ulemanın işi. Siz alacağınızı alın. Tamam. O şeye benzer. Benim saat tamirime benzer. Böyle yaparsanız. Hani anlatmıştım. Rahmetli babam gider Nacar saatlerinden alırdı. Gayet güzel, pahalı. Ben onu bakardım çalışması falan. Şöyle bir işine bakayım derdim. Açardım içerisini. Birkaç tane fazla parça çıkardı. Ondan sonra saatçiye götürürdüm, tamir edemezdi. Onu bir kenara koyardık, babam hiç de kızmaz, bir tane daha alırdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'i okuyup da, yani bu işin usulünü, adabını bilmeyenler kendi başlarına hüküm çıkarmaya kalkarlarsa, benim o Nacar saatleri gibi olur. Onun için biz şey yapalım, yani saati kullanalım, istifade edelim, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyalım. Doğru dürüst anladıklarımızı hareket edelim. Şimdi bu ne biçim şeydir? Bak ne demiş? Yüce Allah insanı yaratmış, meleklerin de bu yarattığı kula secde etmelerini, yani tasdiklemelerini. Secde başka, tasdik başka kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Bu yok. Allah, tasdik kelimesi de var Kur'an-ı Kerim'de, secde kelimesi de var. Tasdik olsaydı oraya tasdik kelimesini kullanırdı Cenab-ı Hak. Ancak şeytan bu emre uymamış, büyüklük taslayarak karşı çıkmıştır. Şeytan karşı çıktığı secde etmeme meselesidir. Şeytan ne diyor? Secde Allahü Teala melekleri yaratıyor. Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Melekler diyor ki Adem'e secde edin. Hepsi secde ediyor ama iblis etmiyor.
Allah-u Teala soruyor, neden etmedin? Diyor ki, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım diyerek secde etmiyor. Allah'a karşı çıkıyor. Bu noktada anlayamadığım bir husus var. Şeytan kendisini yaratanın Allah olduğunu bildiği halde, Allah'ın ezici ve yok edici gücünü bildiği halde, Allah'ın her şeyi, her istediği an yapma gücüne fazlasıyla sahip olduğunu bildiği halde, ona nasıl karşı çıkmıştır? Ve bu şartlar altında Allah'tan kıyamet gününe kadar hangi akılla süre istemiş ve insanları yoldan çıkarmak için bir çaba içine girmiştir? Allah'ın en sonunda kendisini helak edeceğini ve ebedi cehennemine koyacağını bildiği halde nasıl ve hangi mantıkla Allah'a karşı gelmiştir? Bu akla ve matematiğe ters, doğaya ters, evren sistemine ters bir düşünceyi şeytan nasıl benimsemiş? Ve haşa Allah'a kendisinden karşı nasıl cepheye dönmüştür? Kendisine karşı deme, o da bir harf yer değiştirmiş. Kendisine karşı nasıl cepheye dönmüştür? Şeytan bunu bile bile yaptıysa akıl yoksunu bir varlık mıdır? Yoksa Allah şeytanı bu yola kanalize ederek insanlara bir sınav imtihan vesilesi mi yapmıştır? Şimdi Cenab-ı Hak öyle bir zorlama yapmaz hiçbir varlık için. Tabi bu zaten o ilk cümlesinin dışındakiler gayet güzel. Ondan sonraki de çok güzel, iyi anlamış meseleyi. Şimdi insanlar, yani Allah-u Teala imtihan ettiği varlığa bir irade veriyor. Yani istediğini yapabilme, bir takım şeyleri isteme bir irade veriyor, bir de kudret veriyor, onu yapabilme gücü veriyor. Şimdi öyle olunca tıpkı insanlar gibi işte şeytan, minel cinneti ve nas diyor Allah-u Teala. İnsanlar nasıl kendileri Allah'ın emrine uyacağına, Allah'ın emrini kendilerine uyduruyorlarsa bunlar da öyle yapıyor. Aslında her suç işleyen kişi şeytan gibidir. Herkes suçunu bilir. Mesela adam gelir burada bir yalan söyler. Çok iyi bilir ki biraz sonra ortaya çıkacak ve ben kötü duruma düşeceğim. Ama yapar. Bakarsınız ki birisi çocuğuna nasihat ediyor. Oğlum yalan söylemek şöyle kötüdür, böyle kötüdür ya da kızım neyse. Bak ben hayatta hiç yalan söylemem. İşte o sözü yalandır. Onun o sözü yalandır. Çünkü hep yalan söylüyordur. Çoğunlukla böyle olur. Şimdi insanlar günahı bile bile işlerler. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki aklınızı kullanın. وَيَجْعَلُ الرِّسَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْفِلُونَ Allah aklını kullanmayanların üstüne pisliği yığar. İşte şeytan da öyle yapmış. Aklını kullanmıyor. Allah ona akıl vermiş ama duygularını kullanıyor. Duygusal olduğunuz zaman işte Adem Aleyhisselam da öyle. Şeytan diyor ki size bak diyor sana diyor yok olmayacak bir saltanatı göstereyim mi diyor. İkiniz de birer kral olun. Sen kral ol, eşinde kraliçe olsun. Ebedi yaşayın, hiç ölmeyeceksiniz. Ne dedi işte şu ağaçtan yersen tamam. Ya Allah o ağaçtan yemeyi yasakladı. Allah dedi ki o senin düşmanın. Aynen işte insan da aynı. Ben yani şimdi biz insanı yakından tanıyoruz ya, onun için insandan hareketle anlatıyorum ki şeytanı da öyle anlayalım. Şimdi tabi şeytan da kafir Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala insan gibi şeytan da üstlenmiş. Bile bile üstlenmiş evet. İşte insanlar günahı bile bile işlerler. Herkes öyledir. Herkes öyledir. Ama hep kendisini de iyi gösterir çevresine karşı. Hapishaneye gidin, suçlularla tek tek konuşun. Bakayım bir tane suçlu bulabilecek misiniz? Herkes bir başkasını suçlar. Beni karım yaktı, beni komşu yaktı, beni bilmem ne yaktı.
hiç kendileri suçlu değildir. Hep bir başkasının. Ama kendi başına kaldığı zaman da ben senin ne mal olduğunu bilmiyor muyum sanki der Nasrettin Hoca gibi. Hani Nasrettin Hoca biliyorsunuz çok meşhur bir olay. Yolda giderken ayağı kayıp düşüyor. Ah ihtiyarlık falan diyor. Bakıyor etrafta kimse yok. Sanki ben senin gençliğini bilmiyor muyum diyor. Evet yani insanlar gerçekten bile bile yaparlar. Adam işte maaşını alır. Evde hanım para bekliyor. Çocuk para bekliyor. Efendim evin kirası verilecek. Kasaba ödenecek. Bakkala ödenecek. Okullara ödenecek. Ama tutar parasını kumarda yer öyle gelir. Ama maaşını kumarda yer evine gelir. Ya niye gidiyorsun? Ya işte ben bir köşeyi dönelim diye gittim. Köşeyi böyle dönüyor. Böyle döneceğini. Evet. Herkes suçu bile bile işler. Herkes öyledir. Şeytan da öyle. Yani duygusallaşıyor. Adem Aleyhisselam da öyle. Duygusallaşmış. Adem Aleyhisselam aklını kullansa orada Allah'ın vermeyeceği şeyi bir ağaç nasıl verir? Ben bir ağaçtan bir şey yediğim zaman bu nasıl olur? Şimdi diyorlar ki şeyde Medine'de otelin lobisinde sohbet yapıyorum. Bizim efendi beni kurtaracak demiş orada birisi. Bana sordular. Dedim ki peki efendiyi kim kurtaracak? Baktım birkaç tanesi böyle hırsla kalktı gittiler. Ayaklarını yere vura vura gittiler. Ondan sonra buralara geldim duydum. Efendiyi kim kurtaracak diyor. Şimdi sorunun cevabı yok ya. Birkaç sene sonra o soruyu tekrar duydum o cemaatten. Efendiyi kim kurtaracakmış? Haklı olduğunu çok iyi biliyorlar ama o şeyden de ayrılmıyorlar. Öyle yani yoksa Allah-u Teala haşa zalim değildir. Hiç kimseye hak etmediği cezayı vermez. Şey yapan, suç işleyen bile bile işler, sevabı kazanan da bile bile kazanır. Şeytan da kendi iradesiyle yoldan çıkmıştır. Tercih öyle işte. Yoksa akıllı davransa bu arkadaşın yazdığı gibi birebir doğru. Şimdi ben bugün bir grup hanımla sohbet yaptım şeyde, Kadıköy'de. Yani yaş ortalaması 50 civarında olan hanımlar. Ama hepsi de kültürlü böyle. İçlerinde birkaç tane de profesör vardı. Zannedersem. Yani bir tane vardı, avukat vardı, başka şeyler vardı. Birkaç tane dersem yanlış olur ama hep böyle kültürlü hanımlardı. O profesör olan hanım değil yalnız, erkekti. Anlatıyoruz. Aynen bu beyefendi gibi olur mu öyle şey, nasıl şey yapılır falan, nasıl detaylara iniyorsanız çok dikkatli olmamız lazım demeye başlıyorlar. İşte insanlar gerçekten bir noktada kendilerini Allah'ın yerine koymaya başlıyorlar. Kararı ben veririm diyorlar. Şeytan da yaptığı gibi. Şeytan da Allah Adem'e secde et diyor, etmiyor. Burada benim dediğim doğrudur diye Cenab-ı Hakk'a karşı çıkıyor. Aklını kullanacak olsa o hale gelmez. Ondan dolayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık akıl kullanmayı bize öneriyor. Ondan dolayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müşriklere bu şirk koştuğunuz şeylerle ilgili bir belge varsa getirin bana diyor. Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili sonsuz belgeler olduğu halde şirk koşulanlarla ilgili hiçbir belge yoktur. Gerçekten akıllı hiçbir insan bu duruma düşmez. İşte şeytan da aynıdır. Melekler ve şeytan ayrı mı burası? Meleklerde itaatin dışına çıkma gibi bir konu yok herhalde. Şeytanda o özgürlük, o irade oluşuyor mu orada? Şimdi meleklerle şeytan aynı mıdır, gayrı mıdır? Şeyde bu cinlerde cin taifesinden şeytan. Cinleri Allahü Teala ayrıca anlatıyor. İşte dumansız ateşten yarattığını bildiriyor.
hadislerde de meleğin nurdan yaratıldığı ifade ediliyor. İkisinin de kaynağı ateş de. Mesela nur dediğimiz ışıktır. Şimdi şu odayı dolduran nur. Bir de mesela şu şey, lambanın olduğu yerde bir şu lamba, oraya elini vuramazsın. İşte öyle o ateşin dumansız hale geldiği zaman, o anındaki olduğu o durumdan şeytanı yaratmış. Nurdan da, hani onun yaydığı ışıklar gibi olan nurdan da melekleri yaratmış. Şeytan dumansız ateşten yarattığı Kur'an-ı Kerim'de var. Meleklerin nurdan yaratıldığı da hadis-i şeriflerde var. Kur'an-ı Kerim'de yok. Yani ayetlere baktığınız zaman ikisinin ayrı varlıklar olduğu anlaşılıyor. Peki neden öyle olmuş? Zaten yeryüzünde cinler var. Eskiden cinlerle melekler iş içe bulunuyorlardı. Birinci kat semaya çıkıp meleklerin konuşmalarını dinliyorlardı. O anda verilen emre onlar da demek ki muhatap olmuşlar. Ben denizcilik mesleğinde ekmeğini kazanan biri olarak gemideki özel durumlardan bazı sorumlularım olacak. Gemi devamlı bir sefer halinde olduğundan dolayı ben de namazda, oruçta seferi olarak mı sayılacağım? Gemide kameramda namazımı eda ederken köprü üstünde gemi rotasını değiştirirse kıble yönüm değişeceğinden namazım bozulur mu? Ben kameramda olduğumdan rota değişikliğinden haberim yok. Şimdi evvela bu arkadaşımız sürekli seferidir. Şimdi yolculuk halindedir. Sürekli seferidir. Yani seferi haldeyken oruç tutmayabilir ama tutması daha hayırlıdır. Fakat namazını kılacak, namazını da seferi olarak kılacak. Yani 4 rekat namazları 2 rekat olarak kılacak. Akşam namazı zaten 3 rekat. Şimdi kıbleye sıra gelince, kıble konusu, ondan namaz kılarken haberiniz olmazsa yapacağınız bir şey yok. Zaten büyük bir denizin ortasındaysanız geminin döndüğünü bile fark edemezsiniz, değil mi siz gemiciler? Yani şeyle takip etmek, gözle çoğu zaman fark edilebilir mi? Yani fark edilir ama yani gemi dönmez ki yolda, rotasını çizer, dümdüz gider zaten. Çok nadir namazı kılınca. Yok, bazen rotasını değiştirdiği anlar olur. Yani ani dönüş yapar, belli olur. Ya da çok ağır. Yok, ağır döner. Bu ani dönüşleri zaten o anlar bu. Kameramda anlayamıyorum diyor. Hafif dönüşleri diyor, kıbleden sapmalardan bahsediyor. Öyle mi? Birkaç sefer kılar mı? Tamam, burada burada iki tane gemici var. Onun seferi olur mu? Seferi hep kıbleye doğru gidiyoruz ki. Başka gider. Yok, gemi uzun süre aynı istikamette gidiyor. Manevra anı olursa doğru. Manevra anında değişir, doğru. Neyse, şimdi yani hiç kimseyi Cenab-ı Hak gücünün yettiğinin dışında bir şeyden sorumlu tutmaz. Bu zat bulunduğu yerde kıbleye doğru döner, namazını kılar. Ama o arada gemi dönüyorsa, farkına da varamamışsa yapacağı bir şey yok. Farkına varıp dönebiliyorsa o zaman döner. Dönemiyorsa, döndüğüm takdirde başım döner, düşerim, bilmem ne olur, o manevra sırasında ayakta duramayabilir, dalgalar olur. O zaman oturduğu yerde kılar. Ama her halükarda namazını kılar. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor, bu ayetin numarası Bakara kaçtı? 259 mu? Baksana. Hocam yürüyerek namaz kılma olayı var. Yani bir gemideki olayda bunun gibi olmaz mı mesela? Yani yürüyerek kıbleyi tarif 239. Tamam, işte o ayeti okuyacağım zaten. Şimdi o ayeti okuyacağım. Şimdi bu Bakara suresi 239. ayet, Allah-u Teala buyuruyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانًا. Hatta ondan önce حَافِذُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْبُسْتَ. Namazlarınızı koruyun, yani sürekli kılın ve orta namazı da. Şimdi kaç vakit namaz kılıyoruz?
5. İki bir tarafta, bir de ortada oluyor. 5 vakit. Ve kumu lillahi kanitin, itaatkarlar olarak Allah için ayakta durun. Yani Allah'a ibadet yapın. Fe in khiftum, eğer korku içerisinde olursanız, korkarsanız, buradaki korku bir bilgiye ya da zanına dayanan bir korkudur. Kuru kuruya bir korku değil. Mesela işte gemi giderken ayakta namaz kılıyorsunuz, sallanıyor, başınız dönüyor. Olabilir, daha önce şey yapmışsınızdır. Ya da o sallantıda düşüyorsunuz, hoş olmayan durumlar oluyor. Bu bir korkudur. Trende olur, korkudur. Ya da korku işte, yani korkunun tarifi yok. Birisinin korktuğu şey bir başkası için zevk, eğlence bile olabilir. Efendim? İzafidir. Onun için Allah burada korkuyu tanımlamamış. Herkes kendine göre. Yani tanımlayamazsın. Kendin için korkulu bir durum olur. İşte bir yere yetişeceksindir, yetişemiyorsundur falan. O da bir korkudur. Korkarsan yürüyerek ve binili olarak namazını kıl diyor. Yürüyorsun. Eve doğru yürüyorsun mesela. Havanın kararacağını, işte mesela köy yerinde düşünün. Şehir yerinde pek hava kararması fazla bir dert değil de. Hava kararacak ya da yağmur yağıyor falan. Yürüyerek namaz kılacaksın. Kıbleti tam arkadan kalıyor. Arkanda kalıyor. Şimdi geri geri mi yürüyeceksin? Tabii ki önüne doğru yürüyeceksin. Ya da binili olarak. Şimdi buradan binmişsin arabana. Geçmişsin şeye, E5'ten şeye doğru gidiyorsun, köprüye doğru görüyorsun, köprü tıkanmış, sen de orada kalmışsın, abdestlisin ve ikindi namazı geçiyor ve direksiyondasın. Hadi bakalım şöyle kıble ne tarafta, o tarafa döneyim, arabayı da yavaş yavaş sürelim. Böyle yapacak halin yok ki. O zaman bu ne demektir? Gittiğin tarafa doğru. Hem direksiyonda şey yaparsın. Çünkü orada arabayı çekeceğin bir yer yok. Ama namazda geçiyor. Tamam. Olmasa yani abdestin yoksa teyemmüm de alıp orada namazını kılarsın. Ama namazını kazaya bırakamazsın. İhtiyaten çok iyi olur gerçekten. Arada bir arabada toprak bulundurmak. Yani teyemmüm yapacağım bir şey bulundurmak iyi olur. Şimdi feiza emintum, ama güvenli duruma geldiğiniz zaman fezkurullaha kema allamekum, Allah'ın öğrettiği gibi artık Allah'ı zikredin. Yani artık normal, o tehlike geçtikten sonra ibadeti normal şekilde yaparsınız. Bu durum herkes için söz konusudur. Gemici için de öyledir. Başkaları için de öyledir. Ama bu neyi gösteriyor? Allah bütün kolaylıkları göstermiş namaz için, kazaya fırsat yok. Namaz kazaya bırakılamaz. Bu mümkün değil. Mutlaka vaktinde kılacaksın. Burada acaba atladığım bir şey var mı? Gözükmüyor. Ha, burada soruyu buraya koymuşsun değil mi? Derslerinizde özet olarak koymuşsun. Geçen hafta biraz uzundu. Derslerinizde kimlerle savaş yapılacaklara Kur'an'dan örnek vermişsiniz. Peki Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a tehdit vari ve savaş yapacakmış gibi konuşmasının sebebi hangisidir? Hani 3 tane kırmızı çizgi meselesi vardı ya. Mümtehine suresinde. Yani savaş sebebi neydi? Bir insan Allah şey dinimizden dolayı bizi öldürmeye kalkmaları. Birinci kırmızı çizgi oydu. İkincisi ülkemizden çıkarmaları, üçüncüsü de çıkaranlara destek vermeleri. Yani insanlar dinimizden dolayı bizi öldürmeye kalkarlar, ülkemizden çıkarlar ya da çıkaranlara destek verirse bu üç şey savaş sebebiydi. Bunlardan birisi yapılmamışsa o zaman biz kafirlerle iyi geçinme imkanına sahibiz. Allah-u Teala öyle diyor Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerinde. Şimdi bu arkadaşımız da çok haklı olarak bir soru sormuş. Geçen hafta soru geldi. Biz biraz bakalım dedik. Baktık. İnşallah doğru sonuca varmışızdır.
Yani iyi yakalamış. Yirmi yedinci sureydi değil mi Nemil suresi? Şimdi burada gerçekten Süleyman Aleyhisselam mektup gönderiyor Hüdhüd'le Belkıs'a. Ve o mektubun içeriği de ayette şöyle: "Ella ta'alu aleyye ve etuni muslimin." Bana karşı diklenmeyin, teslim olarak bana gelin, bana teslim olun diyor. Ondan sonra da kadın üst yönetimini topluyor. Diyor ki: "Ey prenslerim, bu konuda bana sağlam bir görüş bildirin. Biliyorsunuz sizinle istişare yapmadan hiçbir karar vermem." diyor. Gerçekten çok akıllı bir yöneticiymiş. Onlar diyorlar ki, bak burada Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ı imana çağırmıyor. Yani o arkadaşın yaptığı tespit yerinde. Belkıs'ı imana çağırmıyor. Diyor ki, gel bana teslim ol, yoksa geldin mi ha görürsün diyor. Şimdi burada da bak toplaşıyor ve bunlar diyorlar ki, biz güçlüyüz ve şeyimiz vardır, hücum kuvvetimiz vardır, ulu be'sin şedidin, hücum gücümüz vardır. Yani biz bu savaşı yapabiliriz, karşı koyabiliriz, hatta biz hücum da ederiz, sadece savunma değil. Ama son karar senindir, düşün ne emredersen et diyorlar. O da diyor ki, melikler, bakın Süleyman Aleyhisselam'a elçi demiyor, peygamber olarak mektubu gönderseydi Süleyman Aleyhisselam, diyecekti ki bunlar güneşe tapıyorlarmış, yalnız Allah'a ibadet edin, bana itaat edin diyecekti. Öyle bir şey demiyor. Diyor ki, bak melikler bir ülkeye girdikleri zaman oranın düzenini bozarlar. İzzetli ve şerefli olanı zelil ve hakir hale getirirler ve bu şekilde yaparlar. Ben şimdi bir hediyeyle Musa'ya göndereceğim. Süleyman'a bir hediye göndereceğim. Bakacağım ki elçiler nasıl geri dönüyor. Süleyman'a o elçisi gelince diyor ki, siz bana malla destekte mi bulunuyorsunuz? Allah'ın verdiği sizin verdiğinizden çok daha hayırlıdır. Siz verdiğiniz hediyeyle övünürsünüz diyor. Dön onlara, de ki öyle ordularla onlara gelirim ki karşı koyamazlar. Ve onları oradan zelil vakir olarak çıkarırım diyor. Şimdi bunların tamamı bir peygamberlik şeyi değil, bir kral. Yani Hazreti Süleyman da aynı zamanda kral da biliyorsunuz. Yani bu ilişkiler bir peygamberin tebliğ ilişkisi değil. Dolayısıyla burada bu Belkıs'ın yaptığı herhangi bir şey yok. Bu üç kırmızı çizgiden hiçbir tanesinin çiğnediğine dair en küçük bir işaret yok burada. Böyle bir şey yok. Ve Süleyman Aleyhisselam mektubu da onu dine falan davet etmiyor. Zaten Belkıs çok sonra o bütün olup bitenlerden geriye geliyor, her şeyi görüyor. Ondan sonra ve eslemtül ma'a Süleymane lillahi rabbil alemin, Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldum diyerek en sonunda Müslüman oluyor. Yani buralarda Müslüman olma meselesi yok. Şimdi Süleyman yanına gidiyor. Kabul ediyor. Yani son derece akıllı bir yöneticiymiş. Şimdi burada üç kırmızı çizgiden hiçbirisi yok. Şimdi bir. O üç kırmızı çizgi Kur'an-ı Kerim'de bizim Peygamber Efendimiz'le alakalı olan bir hüküm. Yani bizimle ilgili olan hüküm. Biz biliyoruz ki Allah-u Teala daha önceki ümmetlere verdiği bir takım yetkileri daha sonra kaldırmıştır. Ve bunlar hafifletici ve rahatlatıcı hükümlerdir. Bu da bizim için çok rahatlatıcıdır. Bu kırmızı çizgileri çiğnememişse gayrimüslimlerle gayet rahatlıkla geçinebiliriz. Asırlarca öyle yapmışız. Ama burada arkadaşlarla da konuştuğumuz zaman
Bizim aklımıza gelen daha uygunu şu. O da uygun ama o şey neredeydi? Sad suresindeydi, değil mi? Ve Sad 35 mi? Evet. Burada Sad suresi 35. ayette Süleyman Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi beni affeyle. Bana bir mülk, yani bir saltanat ver diyor. Meliklik. Öyle bir saltanat ki benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir saltanat olsun. İnneke entel vehhab, sen çok veren, ikramda bulunansın. Yani Allah'tan öyle bir saltanat istiyorsa hiç kimse istiyor ki hiç kimseye nasip olmamış olmasın benden sonra, hiç kimseye nasip olmasın. E şimdi Hüdhüd kuşu gidiyor, kayboluyor, geliyor Süleyman Aleyhisselam'a bir şey söylüyor. Diyor ki, bak bu tekrar Nemil suresine döndüm. İnni vecettüm ra'eten temlikuhum. Ben bir kadın gördüm ki onlara meliklik yapıyor. Melike, yani bir kraliçe. Ve utiyet min külli şey, her şeyi var. Ve leha arşun azim, bir de büyük de bir şey var, tahtı var. E şimdi Süleyman Aleyhisselam Allah'tan istemiş benden, yani nasıl olur, o benden daha iyi olur. Allah da buna bu yetkiyi vermiş, bu fırsatı vermiş. Dolayısıyla buradan şunu çok iyi anlarız ki madem Allahü Teala Süleyman Aleyhisselam'a hiç kimseye layık olmayacak bir saltanatı vermiş, Belkıs da burada Süleyman Aleyhisselam'la adeta yarışır gibi bir noktada şeyin verdiği, Hüdhüd'ün verdiği bilgiye göre Allahü Teala'nın verdiği o yetkiyi kullanmış olabilir. Aklımıza gelen odur. Yani bir, Süleyman Aleyhisselam Allah'ın verdiği o yetkiyi kullanmıştır ve ondan sonra kimseye layık olmayacak olan bir durum. İkinci husus da önceki peygamberlerle ilgili bazı hususların Kur'an-ı Kerim'de değiştirildiğini biliyoruz. Değiştirme daha iyiye doğrudur. Bu sadece Muhammed ümmetine dair olabilir. Çünkü şeyde şimdi Tevrat'ta, İncil'de hatırlarsanız, ben şu anda net olarak hatırlamayacağım ama yani insanlara karşı o kadar böyle kan dökücü ifadeler taşıyan ibareler var ki, eğer onlar gerçekten doğru ibarelerse, hatırlayanınız var mı? İncil'de de ne, şu anda aklıma gelmedi ama bizim Tevrat İncil uzmanları yok bu akşam. Evet. Onlar bu akşam olsaydılar hemen kalkar getirirlerdi burada. Yani ancak bu şekilde cevap verebiliriz. Bir kere elimizde Kur'an-ı Kerim var ve bizim muhatap olduğumuz emirlerde bellidir. O üç kırmızı çizgiyi Kur'an-ı Kerim bizim için çizmiştir. Böylece bu sonucu elde etmiş oluyoruz. Ondan sonraki soru, bebek doğunca kesilmesi gereken diye bir akika kurbanı İslam'da var mı? Varsa mahiyeti nedir? Nasıl kesilir? Teşekkür ederim. Şimdi akika kurbanı bazı hadis-i şeriflerde var. Yani işte doğan bir çocuk 12 yaşına kadar onun için bir kurban kesilir. Eğer erkek çocuksa iki tane bazı rivayetlerde, kız çocuksa bir tane şeklinde de var. İşte bazıları diyor ki bu hayvanın kemikleri kırılır ki çocuk şey olsun, kaba olmasın, böyle nazik olsun. Bazıları da kırılmaz derler, dayanıklı olsun. Çeşitli şeyler var. Sonra ulemanın bir kısmı diyor ki kurban vacip oluncaya kadardı bu, kurban vacip olunca artık bu görev olmaktan çıktı da diyorlar. Ama neticesi şudur. Böyle bir kurbanı kesmek müstehaptır. Yani güzeldir, hoştur.
ama bir görev değildir. Yani çocuğu olduğu için bir kurban, bir şükür kurbanı kesmek güzeldir ama bir görev değildir. Yani yapması gerekir diye bir şey yok. Görevmiş gibi lanse ediyoruz. Ya bir görev değil. Bir görev değil. Kendilerine şart koşuyorlar. Yani illa yapmamız lazım gibi. Şimdi onu komşu keserse vacip olur. Benim oğlum ondan aşağı mı? Yani derler ya, komşu komşuya bakar, canını ateşe atar ya da yakar, ateşle yakar, neyse. Yani böyle bir şeydir o senin dediğin, yoksa kitaplarımızda öyle bir şey yok. Yani keserse iyi, kesmezse kötü değil. Engin Doruk, Tokat'tan göndermiş. Rabbimiz Allah, mübarek Kur'an'ın Nisa suresinde kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını beyan etmiştir. Yeryüzünde de tek ilah, gökyüzünde de tek ilah olan Allah, sizce yeryüzündeki insanların siyasal yönetimlerine hiçbir müdahalede bulunmuyor mu? Allah hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır ayetlerini nasıl anlamamız gerekir? Bu konuları sizler Arapça bilen ve daha çok araştıran birileri olarak beni aydınlatırsanız sevinirim. Ayrıca Kur'an dersi.com sitenizdeki çok görüntülü ve sesli Kur'an sohbeti, çoğu görüntülü ve sesli Kur'an sohbeti bölümleri açılmıyor, bazıları açılıyor. O problem halledilmedi mi hala? Şimdi burada bu bir teknik mesele. Bu işi kendimiz yapamıyoruz. Dışarıda yaptırıyoruz. Dışarıda yaptırınca da bu ancak bu kadar oluyor. Ben inşallah bu işi iyi bilen kişiler, siz de biliyorsanız tavsiye edin, onlara yaptıralım. Yani bu bir teknik konu. Yani bizim başarabileceğimiz, bilebileceğimiz bir şey değil. Ancak bu kadar yaptırıyoruz yani yapan kişilere. Elbette daha ileri vardır. Onlarla görüşebilirsek daha iyisini yaptırırız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala temel prensipleri koyar, detay vermez. Yani mesela bazıları derler ki saltanatın babadan oğula geçmesi Kur'an'a aykırıdır. Niye aykırı? Davud Aleyhisselam neydi? Hem peygamber hem kraldı. Öldüğü zaman saltanat kime geçti? Oğluna geçti. Kur'an neresine aykırı? Efendim İslamiyet demokrasiyi emreder diyorlar. Ben onu söyleyenlere diyorum, siz gidin bunu bir Suudi Arabistan'da konuşun bakalım. Bunlar gereksiz şeyler. Efendim seçimde olmak mecburiyeti falan. Bunlar böyle hep işte bizde de var, başkasında olur da bizde olmaz mı gibi şeylerdir. Hazreti Ebu Bekir ile ilgili bir seçim yapılmıştır. Ama o seçime Medine'de o Sakif, Beni Sakif gölgeliği dışın orada toplaşan birkaç kişi dışında kim katıldı? Seçmen kütükleri mi oluşturuldu? Efendim Medine'nin dışındaki bölgelere adamlar mı gönderildi? Medine'deki bulunanların da hepsi değil. Bir kısmı biat etti, sonra diğerleri de biat etti ve olmuş oldu. Dolayısıyla burada bizim bildiğimiz bir seçim sistemi yok. Peki, hadi Ebu Bekir radıyallahu anh öyle oldu. Hazreti Ömer nasıl seçildi? O da bir heyet tarafından işaret etti. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü reddetmediler. Tamam, doğru söyledin, öyle. O da onun atamasıyla oldu. Peki Hazreti Ömer'in vefatından sonra ne oldu? Bir ekip kuruldu, heyet kurdu Hazreti Ömer. Dedi ki şu adamlar birisini seçsinler. Onlar seçtiler. Peki Hazreti Ali'nin seçimi nasıl oldu? Bakın hiçbiri diğerine uymaz. İslam'da aslında seçim vardır. Delili ne? İşte Hazreti Ebu Bekir. Seçim sandıkları nerede kuruldu? Seçmen kütükleri neredeydi?
Bunların hepsi gereksiz sözdür. Allah'ın emrettiği şeyler var. Bir kere adalet olacak, iç ve dış güvenlik sağlanacak, huzur olacak, dirlik olacak, düzenlik olacak ve insanlar dinlerini rahat yaşayabilecek bir ortama sahip olacaklardır. Yani kafir kafirliğin rahat yaşayacak, Müslüman da Müslümanlığın rahat yaşayacak. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Elbette öyledir. Şimdi hükmetmek kelimesi gelince insanların hep başkasına hükmetmesi akla geliyor. Asıl kendine yapacağın hükümdür. Şimdi imanla ilgili hükümler yok mu? Asıl o hüküm, şirke düşmeyeceksin. İlk önce o konuda. Yani önce bir kendine bir sözün geçsin. İbadetle ilgili hükümler var, ahlakla ilgili hükümler var falan. Şimdi sosyal hayatla ilgili hükümler de elbette var. Eline imkan geçtiği zaman, gücün yettiği zaman elbette ki Allah'ın emirlerine uygun davranırsın. Sen Müslümansan, nerede bulunursan bulun, iman, inancına uygun davranırsın. İnsanlar yasakladıkları zaman da fırsat bulduğu zaman bunu yaparsın. Ama Kur'an-ı Kerim'de de, Peygamber Efendimiz'in sünnetinde de herhangi bir devlet şekli yok. Ama Allah zulmü yasaklıyor, adaletsizliği yasaklıyor, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarılmasını yasaklıyor, huzur ve güvenliğin olmasını istiyor ve adaleti yerine getirecek olan kişilerin bulunmasını istiyor. Yani siz ona göre bir yönetim kurun da adına ne derseniz deyin. Allah müdahil olmaz. Allah emir verir, işi biz yaparız. Allah emir verir, işi biz yaparız. İyi yaparsak sevap kazanırız, kötü yaparsak cezamızı alırız. Yani İslam devleti olmaz. Müslümanın devleti olur. Ya biz yaparız. İyi yaparsak iyi, kötü yaparsak kötü. Sevap da bizim, günah da bizimdir. Tabii, buyurun. Seçim meselesi. Oradakiler seçmiştir. Bir yere de zımni bir beyatten söz etme. Daha sonra beyat ettiler tabi. İmkanı yok mu diye soruyorum. Ama mesela Hazreti Ali 6 ay sonra beyat etti. Hazreti Ömer'inkinde teklif edildi de sahabenin zımni beyati. Yani en azından çoğunluğu veya büyük bir kısmının. O teklifi de kabul etmişlerdir. Yani, dolayısıyla burada bir şeye benzeme yok mu? Yani seçim meselesine benzer yok. Oradaki yöneticimiz ses çıkarmamış olması kabullenme manasında. Ama bugün seçim derken o anlaşılmıyor Abdullah Hoca. Seçim dediğiniz zaman evet birisi bir adamı işaret ediyor. Bugün de bir siyasi parti lideri falanca olsun dediği zaman mesela diyelim ki şimdi Cumhurbaşkanlığına kim aday olacak? Gazetelerde herkesi aday yapıyorlar ama en sonunda Tayyip Erdoğan'ın iki dudağından çıkacak kelimeyle bir adam aday olacaktır. İşin gerçeği bu. Hazreti Ebu Bekir'in ağzından çıkan da öyle. Yani insanlar saygı duydukları kişilerin sözlerine de saygı duyar ve dikkate alırlar. Ama benim de söylediğim o değil. Yani bugün seçim derken, demokrasi derken, devlet yönetimi derken bizim algıladığımız şeyler oralarda yok. Ama temel ögeleri var. Temel ögeleri var. Siz onu kastediyorsunuz. Doğru. Başlangıç kısmında arkadaşımızın dediği şey vardı. Yani sisteme müdahale var mı? Yani o insanlarla ilgili zaten görev de insanların. O soru kelamı bir şeyle ilgili. Yani Allah külliyatı ve külliyatı biliyor mu, bilmiyor mu, yarattı. O deizm, teizm meselesi yani. Yok bunlar müdahaleyi ben öyle anlıyorum. Yani sen dediğin manada ifadeyi kullandığını düşünmüyorum. Yani Allah şöyle bir yönetim kuracaksınız demiyor mu? Şeklinde. Evet. Ben o şekilde anlıyorum. Evet. Soru öyle. Yani şöyle bir yönetim değil. Ya durum ve şartlara göre.